Merakla beklenen görüşmeye sayılı günler kaldı. Randevunun netleşen tarihini Beyaz Saray açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için gideceği Brüksel'de 14 Haziran'da Amerikan Başkanı Joe Biden'la buluşacak. Görüşmeye ilişkin AK Parti MKYK toplantısı sonrası sözcü Ömer Çelik'ten de açıklama geldi. Türkiye-Amerika ilişkileri niçin böyle bir gerilim safhasında? Bunu tabii soracağız. Merakla beklenen o kritik randevunun tarihi belli oldu. NATO zirvesi için Brüksel'e gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'la 14 Haziran'da görüşeceğini açıkladı Beyaz Saray. Bu yeni dönemi Amerika Birleşik Devletleri ile pozitif ajanda temelinde değerlendirmek istiyoruz. Eğer pozitif ajanda temelinde değerlendirirsek, odak noktamız o olursa, bu bahsettiğim negatif unsurları çözmek daha kolay olur. Aynı zamanda da daha büyük işleri Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin beraber başarması gibi bir tabloya beraberce imza atabiliriz. Terör örgütlerine destekten sözde soykırım iddialarına pek çok gerilimli başlıkta masada olacak görüşmede. Erdoğan Türkiye'nin net tavrını bir kez daha ortaya koyacak. MGK bildirisinde de terör vurgusu öne çıktı. Terörün kaynağında bertaraf edilmesi için sınır ötesi operasyonlarının kesintisiz devam edeceği belirtildi. Filistinli Müslümanlara zulmeden İsrail'in insanlık dışı eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası topluma bir kez daha çağrı yapıldı. Milli Güvenlik Kurulu sonrası Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalya kazanan jimnastikçileri Beştepe'de kabul etti Cumhurbaşkanı. 2013 yılında ilk defa milli takıma seçildim. Bu sene de dünya şampiyonluğu nasip oldu büyüklerde. Ülkemize ve milletimize yaşattığınız sevinçler için tekrar her birinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Milli sporcu Nusret Kayhan Altunkaya'nın evinden çalınan madalyalarını hatırlattı. Federasyon yöneticileriyle yeni şampiyonlara tavsiyelerde bulundu. Geçenlerde öyle bir haber okuduk. 40 küsür madalyayı birileri çalmış. Aman dikkat edin. Bakanımıza söyleyelim. Başarılı arkadaşlara şöyle bir de kasa hediye ederse. Evlerinde kasaları oldu mu zaten işi sağlama almış oluruz. Sözü 23 Temmuz'da başlayacak Tokyo Olimpiyatlarına getirdi. Artık çıtayı yükseltiyoruz. Olimpiyattan madalyalar gelince tabii bunun gururu çok daha farklı olacak.